Evet. Hazırladığımız videolarda en zorlandığım kısımlardan biri bu giriş kısmı. Bence de. Her seferinde selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz demek benim için çok yorucu. Direkt böyle oyuna başlasak olmaz mı babacığım? Bilmiyorum. İkinci zor gelen de bana abone olun demek. Lütfen kanalımıza abone olun. Yine de söyleyeyim bunu ama. Tabii efendim. Çok zor geliyor bu kısım bana. Şimdi oyunumuzun adını biliyor musun Ege? 60 Seconds Reautomized. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Ne yapacağımızı biliyor musun? Oyunu ilk diyelim öyle bakayım oyuna. Tamam ben sana anlatacağım. Atomik macera türünü seç babacığım. Bu ne? Mücadele atomik tatbikat. Tamam bu kıyameti seçmemiz gerekiyor galiba. Karakter seç. Biz Ted olalım değil mi? Erkek olalım evet. Babacığım. Zorluk seviyesi. Babacığım küçük çocuk mu, büyük adam mı, orta seviye mi, zor seviye mi olsun? Bence büyük orta adam, olayım, orta seviye olalım değil mi? Bu arada ilk defa oynayacağız arkadaşlar. Ege ben sana oyunu anlatayım mı? Anlat. Böyle dünyaya bir nükleer saldırı olmuş tamam mı? Tamam. Bizim 60 saniyemiz var. Süremiz galiba başladı bu arada. 60 saniye içinde eşya toplamamız lazım. Bir dakika. Hangi tuşta alıyoruz? Ben daha onu bilmiyorum kardeş. F ile mi? Lan alamıyorum. Aa Ege hangi tuşla alıyor? Oğlum mouse'la alıyormuşuz ya. Neyse. Baba. Efendim ben oğlum. Ben bu oyunu biliyorum. Biliyor musun? Oyuna başladık ondan anladım. Tamam tamam bir dakika. Oğlum şey nerede? Sığınak nerede? Çocukları da alıp götürmemiz gerekiyor. Ya tamam da bizim süremiz doldu bile. Biz daha hiçbir şey toplayamadık Ege şu anda. Biz evet. Bence tekrar başlayalım. Olmaz mı? Olur. Neyse bir bakayım neler çünkü alabileceğim. Ben oyunu bilmiyorum. Evet babacığım. Radyo var bak burada. Alsana kardeş. Alsana çocuğum. Bu radyo değil mi o? Aa neyse ya. Bence biz bunu... bir dakika biz yeniden başlayalım babacığım. Tamam. Baba. Efendim. Bir de şunları da taşıyıp buraya atıyoruz. Neyleri? İnsanları. Ha eşimizle çocuklarımızı değil mi? Hı-hı. Babacığım bizim eşimizle çocuklarımız ruh hastası mı? Neden kendileri onlar sığınağa inmiyorlar? Neden biz onları kucağımıza taşıyoruz? Onu da anlamadım da neyse. Babacığım bak radyo bulmamız lazım. Harita bulmamız lazım. Bir de insanları almamız lazım. Acele etmemiz lazım tamam mı? Tamam ilk insanları hemen topla. İnsanları mı emin misin? Bir dakika şöyle bir etrafa bakalım hızlıca. Ne nerede? Bak duvarda harita var. Onu almamız lazım. Başladı şu anda. Duvardaki haritayı aldım. Balta aldım. Su aldım. Başka? Yer yok diyor. Ya nasıl ya? Ey Allah'ım ya. Kadın sen de git. Çocuğumuzu alalım. El fenerini alalım. Bunları da hemen atalım. Babacığım radyo bulamadım galiba yine. Nerede? Teyzeyi al. Teyzeyi al. Teyzeyi mi? Evet şurada git teyze. Bir dakika ya. Bir dakika. Yiyecek almadık hiç Ege. Dur bir daha çorba. Çorba mı? Ney bu? Tamam. Bir de hemen onu alıp teyze yap. Teyzeyi boş ver babacığım. Biz başka şeyler alalım ya. Hayır baba. O çanta neydi? Biz bir tane devasa bir çanta aldım. Onun içinde ne var onu da bilmiyorum. Süre doluyor Ege. Sağlık kiti. Yürü. 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 Yürü be. Oğlum radyo almadık. En önemlisi oydu. Bir tane video izlemiştim öyle söylemişlerdi. Radyo alamadık. Başımıza neler gelecek bakalım şimdi. Ne bileyim ben. Bence biz bunu bitiremeyiz de zaten. Neyse ilk defa oynuyoruz. Sen biliyor muydun bunu izlemiş miydin? Birinci gün diyor. Evet babacığım. Baba beraber izlemiştik. Hatırlamıyor musun? İzci kitabı. Baba. Efendim. Hatırlamıyor musun? Hatta ne bileyim beraber babacığım. İzlemiştik. Dur bakayım. Neredeyse hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Neredeyse. Artık tek yapabileceğimiz şey konserve çorbamız ve yaratıcı sunum yöntemleri bulmak olacak. Babacığım şimdi bunlara yemek vermemiz lazım ama bence şimdi vermeyelim. Değil mi? İyice acıkırlarsa hayatta kalmak için o zaman veririz. Yani hemen kaynakları tüketmeyelim. Keşke çıkıp gidebilseydik. Burada yapacak hiçbir şey olmadan oturmak bizi delirtiyor. Ne yapacağız şimdi? Birinci gün böyle mi bitti? İkinci gün diyor. Baba ikinci efendim? Gün ben. Sesli oynayalım bir gün geçtiğinde ben de. Ama tamam sen bana söyle sen okuyamıyorsun ki. Kendi başımızın çaresine bakmamız mı gerekiyor yoksa biri gelip bizi kurtaracak mı? Erzakları paylaştırma zamanı diyor. Vermiyorum babacığım. Tamam mı? Vereyim mi? Verme. Neyse bence de vermeyelim. Direkt böyle gönderelim ya. Ted bir yolculuğa çıkmak için çok iyi durumda görünüyor. Baba. Babacım sığınak galiba su alıyormuş bir yerlerden. Biz bunları nasıl göndereceğiz? Dışarıya aramaya falan bir şeyler aramaya gönderiyoruz ya şöyle susamış diyor. Susamış diyor. Susamış. Parçalanmış harita. Bavul. Bu bavulda ne vardı? Baba. Efendim oğlum. Bunları üçüncü günde vereceğiz yemek. Öyle mi? Babacım bunlar çok susadık diyorlar ama birer tane su vereyim bunlara. Ver. Hadi verdim bakalım. Ya elektrikler de gidip geliyor. Biz bunları nasıl göndereceğiz babacım? Hiç gönder falan çıkmıyor. Nasıl olacak? Baba
Efendim. Ben varayım ben. Al sen bak bakalım hadi. Ama oradaki yazıları okuyalım tamam mı? Tamam. Bak adamın sakalları da çıkmış. Ne yazıyor? Ya o ismi yazıyor orada. Ted yazıyor. Sen şu defteri açacaksın. Altta defter var ya. Aç bakalım onu. Bekle bir okuyalım. Durum bu. Ne bir fotoğrafımız var, ne haber alabiliyoruz, ne de mutluluk veren düşüncelere dalabiliyoruz. Dünya çok zalim. Tamam devam et bakayım. Oka tıklasaydın da olurdu. Erzak verme babacığım. Mahallemiz hala yüksek oranda radyoaktif. Şu an yüzeye çıkmak büyük bir sağlık riski taşıyor diyor. Bir dakika ver bakayım bir. Yarınki keşif planı. Ha şu an mı keşfe göndereceğiz? Delilik bu. Her yerde örümcekler görmeye başladık. Bu ne? İzci kitabı. Buna tıklayınca ne oluyor acaba? İzci kitabıyla ne yapabilir ki? Tıklayayım tamam. Baba galiba bunun 5'i de var. Şurada 5 çıktı. Evet yok şey 5. gündeyiz babacığım. O yüzden. Kitapların değerli olduğunu hep biliyorduk. Onlar her türden böceğe karşı topyekun bir savaş başlatmak için mükemmel silahlardır. Erzak paylaştırma zamanı diyor. Vermiyor mu yine babacığım bunlara? Vermem. Vermeyeyim. İdare ederler. Ölmezler herhalde. Bugünkü keşif için bir seçim yapmamız lazım. Nükleer çölüyle yüzleşip hayatta kalma olasılığı en yüksek olan kişi kim? Babacığım kimi gönderelim sence? Dolar ismi çocuğu gönderelim mi? Ben hangisini gönderelim? En küçüğü. En küçüğü mü gönderelim? Hı-hı. Tamam çocuğu gönderiyoruz. Bunlar ne? Ne vereceğimizi gösteriyor. Yanına. Ne oldu ben ne yaptım şu an? Bir şeyleri bozdum ben şu an ama. Ne verelim onun yanına? Bunun yanına ne mi verelim? Hı-hı. Balta verelim yanına madem dışarıya çıksaksa, çıkacaksa. Niye bozuldu yine? Balta işareti. Böyle şuna tıklayınca buna balta mı vermiş oluyoruz şimdi? Galiba. Böyle oldu mu şu anda? Onu da bilmiyoruz ki arkadaşlar. 6. gün diyor. Çocuğu gönderdik dışarıya bakalım. Geri geldi mi? Ege gelmemiş. Öbür çocuk da mi? Hayır zaten bir tane çocuk vardı. Bu anne ile baba bunlar. Çocuğu gönderdik. Çocuk geri gelmemiş. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Timmy nükleer çöle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ekipman, çanta ve balta vermişiz. Babacım bunlar yine susamış ya. Buna birazcık su verelim. Çok da vermedik ama en azından ölmezler herhalde. Bugün kapımızı bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmak için bazı tıbbi malzemeler istediler bizden. Sonuçta laboratuvar önlükleri falan her şeyleri vardı. Onlara yardım etsek mi? Edelim mi oğlum? Bilmiyorum da baba. Suda da bir tane geyik gibi bir şey var. Ya o kapatıyor. Ha, burayı kapatıyor. O önemli bir şey değil ya. 7. gün. Baba. Efendim. Bana versene biraz ben oynayayım. Hadi sana vereceğim ama benim okumam lazım. Hemen geçme evet. Tamam mı? Mouse'u al eline. Bu nasıl bir sahtekarlık böyle? Gerçek doktor bile değil bunlar. Bu dolandırıcılara kesinlikle bir şey vermiyoruz. Ted aç diyor. Babacım tamam devam et. Bunlar bayağı bir acıkmış. Su verdik ama bence bir tane çorbaya tıkla. Zaten yemeğimiz çok az. Tıkla bir kere. Tamam devam et şimdi. Şu kitaba tıkla bakalım. Tamam devam et şimdi. İzci kitabı. Bu ne bitti mi hemen? 8. gün. Ya çorbayı yemişler öyle bırakmışlar. Neyse biraz kalmış yine yemekleri. Aç bakayım tekrar. Abimizin sakalları da uzamış. Bu sefer ucuz atlattık. Tabi burada devasa tüylü 8 bacaklı ve parlayan bir kafası olan bir tehlikeden bahsediyoruz. Neyse ki onlarla bir daha uğraşmak zorunda kalmayacağız. Tamam devam et babacığım. Erzakları paylaştırma zamanı diyor. Yemek vermeyelim. Devam et. Tamam. Onlar idare eder bugün daha. Bir dakika okuyayım burayı. Uzun zaman oldu. Yüzeyde neler olup bittiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Keşke acil bir durum radyo yayını dinleyip ve bir şeyler öğrenebilseydik. İşte Ege biz en başta bunu yanlış yaptık babacığım. Evde eşyaları alırken radyo almamız lazımdı. Almadık. Ama tamam tıkla bir daha. Yine de bir şeye gideriz. Ve oğlumuz da gelmedi hala. Çocuk hala yok Ege. Bence ama yine de biz bir 15. güne kadar gideriz bence. Hadi bakalım hayırlısı. Aç bakalım tekrar tıkla. 9. gün. Cehalet mutluluktur derler. Dünyada neler olup bittiğini bilmeden geçen bir günün daha bize bir zararı olmayacaktır. Tıkla bakayım bir daha Ege. İleri gitti. Bunlara su vermemiz lazımmış babacığım. Çok susamışlar. Bir tane su versene onlara. Tamam devam et şimdi. Bizim çantamızda da hiçbir şey yokmuş ki ya. Mermilerimiz eksik. Çalınmış olmasına imkan yok. O yüzden buralarda bir yerde onları bulmamız lazım. El fenerine bir kere tıkla. Etrafı arasınlar el feneriyle. Bas babacığım. Ya biz hiçbir şey almamışız ki yanımıza. Biz nasıl hayatta kalacağız Ege? Nasıl başaracağız? Birazdan öleceğiz bence. İlk olarak unutulmuş bir iskambil destesi bulduk. Dolores eskiden bunlarla oyun oynardı. Tamam tıkla geç burayı. Bir şey verme babacığım geç. Bir dakika bekle. Telefonu açması için birini dışarıya göndermeliyiz. Bir dakika Ege. Bana versene bir. Anneyi gönderelim bence. Kadını gönderelim olur mu? Telefon çalıyormuş dışarıda. Gidip telefona bakacak. Olur mu? Anneyi gönderelim. Dur. Orada bir yıldız şeyi vardı. Ona tıklamadım ben. Hemen geçti gün ya. Neyse. Peki adam vardı. Oğlum bizim çocuğumuz hala gelmedi Ege. Neyse onu boş ver artık. Bir dakika tıklayacağım dur burayı okuyayım bir. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisi yakınlardaki Hill Vadisi'nden bir felaketzade olarak tanıttı. Babacım tam konuşurlarken telefon kopmuş kapanmış ya. Bunlar yemek istiyor ama vermeyeceğim. Bence bugünü atlatırlar. Bir de sen usulü merak etmemişsin. Tıklayacağım bir dakika bekle. Onları içeri alsak mı diyor. Ege alayım mı? Birileri gelmiş. İçeri alayım mı almayayım ya? Al. Ege alıyorum. Bak bunlar kesin...
Bence kötü insanlar çıkacak ama alayım mı yine de? Al. Ege aldım. Başımıza neler gelecek bakalım şimdi. Bir 12. gün diyor. Bir de anne gelmiş yine oyu. Biz anneyi göndermiştik değil mi? İçeriye almadık mı biz bunları? Birileri gelmişti. Şu mutlu insanlar hiç de mutlu çıkmadılar. Bize zengin olduğumuzu ve varlığımızı nükleer çölün geri kalan %99'u ile paylaşmamız gerektiğini söylediler. Birkaç şey alıp gittiler. Ege bizi soymuşlar, çalmışlar bizi Ege. Satranç tahtasını almışlar ve tüfeği almışlar. Ya tüfeği almadım. Tüfek gitti Ege. Ya Ege. Bize radyo lazım ama radyoyu almadık. Baba. 13. gün. Efendim? Hatta. Aha çocuk gelmiş Ege. Çocuk geldi. Çocuk gelmiş. Aa radyo getirmiş galiba Ege. Masada radyo var Ege. Bir dakika. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açarak bölgemize yayınlanan tüm acil durum yayınlarını dinlemektir. Bir de bir şey getirmiş be. Ama çocuğa bence su falan yemek verelim. Çocuk acıkmıştı baya. Değil mi baba? Evet. Babacım kapıya birileri gelmiş. Evet. Takas yapmak istemişler. Bizden çorap istemişler. Çorap vermişiz. Onlar da bize su ve yiyecek vermişler. Ne alaka ya? Israrla bize radyolarını satmak istediler. Radyoyu da onlardan almışız. Karşılığında da gazoz kapağı vermişiz. Bu ne ya? Bavulu da vermişiz. Acaba bavulda ne vardı? Bir şey yoktu. Bunlar çok açız diyorlar. Biraz yemek verelim. Suları var, idare eder. Dışarıda korkunç bir sessizlik var. Ted keşfe çıkıp sağ salim dönebilir. Dolayısıyla biz dışarıda hayatta kalabileceğinden eminim. Ege, yine dışarıya birilerini göndereceğiz babacığım. Oğlum hayır, yemesinler. Mantarları yiyelim mi diyorlar. Yemesinler ya. Zehirlenirler falan. Şunlar ne bir de? Bunlar iskambil kağıdı. Oyun oynuyorlar herhalde bunlarla babacığım. Aç olabiliriz ama asla yemeyeceğimiz bazı şeyler var. Duvarlar, duvar mantarları da onlardan biri. Oğlum bunlar hala içecek ve su istiyorlar. Verdik ya yemek ya. Valla bunlar erzakları bitirecekler hemen ya. Kaynak bulmak için kasabamızın kalıntıları arasında keşfe çıkacak birini seçmenin vakti geldi. Kim gitsin diyor babacığım. Hadi bakalım. Ya anne ya da babayı gönderebiliriz. Bu sefer babayı gönderelim mi? Anne gitti geldi daha önce yani. Hep babayı mı göndereceğiz oğlum? Yanına ne alsın bu? Yani alabilecek, işine yarayabilecek herhalde balta olur yani. Başka ne işine yarayabilir ki onun? Neyse. Baltayla gönderdik bakalım. Şimdi biz anne mi oluyoruz? Yo ne bileyim. Buradan yönlendiriyoruz işte böyle. Ted yüzeye gitti. Umarız kısa bir süre sonra döner. Ekipman. Oğlum bu çocuk hala yemek istiyor. Hepsini sen mi yiyeceksin lan? Buna vermeyeceğim artık, yemek yeter ya. En nefret ettiğin şeyler sırala diye bir oyun oynadık ve nedense sık sık komşumuzun adını duyduk. Dışarı kim gitsin diyor. Ya. Şimdi bir tane komşumuz varmış babacığım. Komşumuzun da oturma odası aslında bir tane kasa varmış. Acaba kasanın içinde ne var diyorlar. Kimi gönderelim diyorlar. Sence oğlunu mu gönderelim? Ama oğlu yorgun, bak giderse ölebilir. Çünkü o dışarıya zaten gitmişti, geç geldi. Anneyi göndereyim mi? Bence anneyi gönderelim. Anneyi gönderelim. Hadi bakalım. Artık çocuk biz olacaktı. Şu an çocuk tek başına kaldı galiba ya. Yo anne de gelmiş. Oğlum anneyi suratına bak Ege. Evet. Bu ne, virüs mü bulaşmış buna? Zombi olmuş oğlum. Bu yemyeşil mi olmuş vücudu? Hayda. Hasta diyor, hasta. Baba. Heh. Sanki uykum sevildi. Bakalım ne çıkmış. Sadece mızıka mı çıkmış? Bu ne lan? Para kasasını açtığımızda yüksek bir patlama sesi duyduk ve oda koyu çürük yumurta kokan berbat bir dumanla doldu. Bu ne ya? Mızıka mı yani? Bu mu yani en değerli eşyası? Bu, ne istiyordu bunlar şimdi? Hadi yemek verelim bunlara. Bir de buna şey verelim. Sağlık çantası. Baba bence şeyi dinleyelim artık bir kere. Sudaki şeyi. Radyoyu mu? Babacığım o nasıl dinleniyor bilmiyorum ki. Bir dakika tıklayayım ona. Belki olur. Bir dakika. Açılmıyor zaten, açık herhalde o. Bilmiyorum nasıl oluyor yani. Neyse bak anne iyileşmiş babacığım. İlaç verdik evet. Ya ona. Ama bizim şey de gitti. Sağlık çantası da gitti. Hadi bakalım. Bir de sanki çantası gitmiş. Baksana. Timmy hala dinlenemedi diyor. Timmy'yi dinlendirmek için ne yapmamız lazım anlamadım ki. Su istiyorlar. Su verelim. Suyumuz biraz var. Oğlum baba niye hala gelmedi? Baba gideli bayağı bir oldu. Bir keşif gezisine en son çıktığımızda öylece ortada duran terk edilmiş bir tank görmüştük. Hasarlı görünüyor ama içinde işe yarar kaynaklar olabilir. Anneyi gönderelim yine. Gidip tanka baksın. İnşallah geri gelir. 18. gün. Bayağı da dayandık bu arada. Biz buradan nasıl kurtulacağız? Ege anne gelmiş hemen. Ne bulmuş? Hiçbir şey yok etrafta. Çocuk bir şey bakıyor. Aa bak ordu ile iletişim kurmuşlar. Tankın dışı ağır hasar almış olabilir ama içinde çalışan bir radyo bulduk ve ordu ile iletişim kurduk diyor. Baba çocuk bir şeye bakıyor. Babacım ordu bizimle iletişime geçmiş, tamam mı? Bizi kurtaracaklarmış ama nerede olduğumuzu anlamak için işaret koyun demişler. Burada iskambil kağıtlarını koyacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tıkladık ona da. Sanırım biz bitireceğiz ya oyunu. Kazanacağız galiba. Bilmiyorum. Yani ilk de güzel eşya toplayamamıştık ama yine de olacak galiba. Ya babamız hala gelmedi. Çocuk bir de neye bakıyor şuradaki çocuk? Çocuk biraz işte onun da psikolojik sorunları var gibi, ben de bilmiyorum. Kartları bıraktık, artık tek yapmamız gereken şey ordunun yerimizi bulmasını beklemek. Bu çok uzun sürmeyecektir umarız. Erzak vermeyelim bunlara şimdilik, beklesinler evet. Ya. Biz sıradan bir aileyiz, o yüzden arada bir kavga ediyoruz ama hiç bu kadar büyük bir kavga etmemiştik. Babacığım oğlum baba nerede? Ted miydi onun adı, neydi? Ted yok. Aha.
Aha adamın haline bak Ege. Saç sakal birbirine karışmış. Baltamızı da getirmiş. Oğlum yanında bu ne ya? Aa su getirmiş galiba. O da bir şeyler bulmuş. Bak arkada şöyle bir zehir gibi bir şey de var Ege. Bakalım 20. gün. O kadar tartıştıktan sonra neredeyse hiç uyuyamadık. Umarız bu bir daha olmaz. Bir de baba... Bir de sudaki babanın göbeğine bak. Evet. İtfaiyecilerle falan karşılaşmış baba. Baba. Efendim. Bir de çocuk gözünü hiç kapatmıyor. Evet. Şimdi kapattı da. Hep aynı yere bakıyor, bir de oraya nereye bakıyor onu da bilmiyorum. Bu arada babamız gitti ya babacığım, itfaiyecilerle karşılaşmış, biraz su almış, bir de böcek ilacı vermişler, onu göndermişler. Ya bunlara biz artık biraz su verelim, biraz da yemek verelim. Bir kendilerini toparlasınlar, dinlensinler. Dışarıda korkunç bir sessizlik var. Belki güvenlidir, belki de değildir. Çıkana kadar öğrenemeyeceğiz. Ted dışarı çıkamaz, yeni geldi. Timmy iyileşmiş artık, çocuğu gönderelim yine babacığım. Çocuk gitsin olur mu? Bu çocuk gitsin yine. Hadi artık kurtulalım. İskambil kağıtlarını da bıraktık. Ordu gelsin bizi alsın kardeşim. Baba. Efendim. Babanın saçı bir de göbeği. Göbeğine bak. Evet, adama ne olmuş böyle? Adam çöktü ya. Adam çöpün içine girmiş. Evet çocuğu göndereceğiz yine. Bunun yanına ne verelim? Bence... Yine balta, yani başka da bir şey veremiyorum ki. Ne vereyim ben bunun yanına ya? Baba bence şey ver. Ne oğlum? Şey... Zehiri mi? Zehir, evet. Oğlum fare zehrini ne yapacak ki o dışarıda? Balta alsın, en azından kendini korur baltayla. Tamam. Bence evet. Öyle yapsın yani. Gönderdik bakalım çocuğu. 22. gün. Şimdi bu su istiyor. Şöyle yapalım. Heh, bu yemek istiyordu, bu su istiyordu. Babacığım köpekleri gelmiş bunların. Köpeklerine de yemek verelim mi? Bizim ne kadar yemeğimiz kaldı? Yemeğimiz çok aç ya. Köpeğe veremem yemeği. He oğlum. Bunlar... Sen yemeklerini falan yiyorlar ya. Evet. Onlara afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne yapalım, köpeğimiz gelmiş. Köpekleri de açmış ama çorbamız çok az. Ege verirsek biz aç kalırız. Köpeğe verelim mi vermeyelim mi? Sen karar ver. Vermeyelim. Vermeyelim değil mi babacığım? Bize kalsın yemekler. Biz idare edelim ya. Köpek yine de burada kalacak değil mi? Bilmiyorum. Galiba. Köpek gelmiş de içeriye almadık herhalde onu. Baba. Efendim. Bunlar hiç ayağa kalkmıyorlar. Böylece oturuyorlar. Böylece oturuyorlar babacığım. Bu ses neydi? Dört nala giden bir at mı? Hiç ortalığı temizlemiyorlar. Şunlar var. Dağlıklarmış. Harita istiyorlarmış. Birileri gelmiş ama veremeyiz. Bizde de harita yok zaten. Nasıl vereyim? Harita olsa kendimiz bakarız değil mi oğlum? Çocuğumuz yine gelmedi ya. Erzak paylaştırma zamanı. Vermeyeceğim yine bunlara. Durumumuz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Birbirimizin gözlerinde açlığı ve çaresizliği görebiliyoruz. Baba sence adamı eve alalım mı, almayalım mı? Ev mi? Adamı mı? Kimse gelmedi ki şu anda. Bir dakika bir yazıyı okuyayım burada ne diyor. Alalım lan. Hakkımızı geri alalım. Hadi gidin. Karanlık taraf. Biz kötülük mü yapacağız şu an? Ben neye karar verdim şu an ya? Oha gidip biz birilerini soymuşuz ya. Ben bayağı kötülük yapmışım hiç farkında olmadan babacığım ya. Ama bir şey olmaz. Yemeğimiz bayağı az kalmıştı. Evet neyse. Dolores'e su verelim. Buna da yemek verelim. Hadi alın bakalım. Hadi yine iyisiniz. Aha birileri gelmiş. Yanında bir hayvanla bir kadın geldi. Onun bir deve olduğunu iddia ediyor. Tabii eğer develerin 5 bacağı olursa. Hayvanın üstünde eşyaların bulunduğu bir paket var. Ya bunu verelim biz sadece. Başka da verecek bir şeyimiz yok. Bu neydi? Taşınabilir radyo. Radyoyu vermeyelim de mermiyi verelim. Bizim zaten silahımız yok. Mermi karşılığında su alacağız babacığım. Olur mu? Takas yaptık yani. 26. gün. Çocuğumuz nerede lan? Geldi. Ege çocuğun saçlara bak. Ege kıyafetlerine bak. Çocuk perişan olmuş. Buna saldırdılar mı? Ne yaptılar? Ana bak bir sürü çorba bulmuş galiba çocuğumuz ama. Bakalım şimdi ne getirmiş. Tüccar ile eşya takası yaptık ve kadın yoluna gitti. Gitmeden önce bu sığınaktan kurtulup daha güvenli bir yer bulmak için mutlaka radyo yayınını dinlememiz gerektiğini konusunda iyi. Ya biz radyoyu nasıl çalıştıracağız Ege'ye? Ben bu işi anlamıyorum bak ha. Bak burada bir tane... Bir dakika sesini açayım. Bir dakika. Oğlum biz radyoyu kapalı tutmuşuz. Daha yeni açtık radyoyu. Neyse bu radyo işini ben anlamadım ama. Babacım çocuk şeye gitmiş. Polis karakoluna falan gitmiş. Oradan çorba almış. Oo harita almış bir de babacım. Şimdi çocuk açmış. Çocuğa bir yemekle su verelim. Oğlum hepsine değil ya dur. Çocuğa verelim sadece. Ötekiler beklesin. Baba. Efendim. Çocuğun haline bak. Çocuğu Osman buradan yapmışlar. Çocuk perişan olmuş kıyafetleri falan. 27. gün oldu. Biz buradan ne zaman kurtulacağız Ege? Adamın kıyafetlerine bak. Perişan oldu bak. Kravatına bak. Kadının kıyafetlerine bak. Neyse tüfeğimiz var. Mermimiz var. Biraz yemeğimiz de var. İdare ederiz ya. Baba. Efendim oğlum. Bunları verelim. Buna yemek verelim. Buna yemek
yemek verelim. Ya buna vermeyelim, bu beklesin ya. Bir şey olmaz. Babacım görev ordudan yeni talimatları bekle. Ya kardeş, erzak vermeyeceğiz. Ben de saymıyorum. Bugünkü keşif için bir seçim yapmamız lazım. Nükleer çölüyle yüzleşip hayatta kalma olasılığı en yüksek olan kişi kimdir? Yani kadından başkası yok şu anda. Başka ne yapayım ben? Bunun yanına ne verelim? Ege, bu sefer tüfekle göndereyim mi kadını? Gönder. Hep baltayla gönderiyorduk. Al bakalım, tüfekle git. Hadi bakalım. 28. gün. Baba, tüfek yok. Ya tüfeği almış, mermiyi almamış kadın. Ben onu da alır diye düşünmüştüm. Neyse. Ama diğerler korkar. Tüfeği bulunca diğer bulmasın diye kaçarlar. Aslında mermici yok ama. Değil mi baba? Ne oğlum? Aslında mermici yok ama. Evet. Tüfeği bulunca kaçarlar. Bu diye. Ha evet, korkabilirler. Hadi bakalım. Dışarıdaki ağaçları kesin demiş ordu. Niye böyle bir şey söylemiş? Verdik baltayı, kessinler bakalım ama. Bilmiyorum. Anne hala gelmedi. Olabildiğince çok ağaç kestik. Pek fazla değildi. Ama umarız istedikleri farklılık yaratmayı başarmıştır. Baba. Erzak paylaşım diyor, bir şey vermeyelim, boş ver. Efendim oğlum. Bir de anne hala gelmedi. Anne hala gelmedi, gelir şimdi ya. Bugün kendisini bir tüccar olarak tanıtan tuhaf görünümlü küçük bir adam bizi ziyaret etti. Bakalım ne istiyormuş, ne radyo karşılığında satranç veriyormuş, boş ver. İskambil karşılığında maske veriyormuş. Almayacağım bunları ya, istemiyorum kardeş. Kaçıncı gündeyiz biz şimdi? Galiba 31. 30. gün. Erzak paylaştırma zamanı, erzak vermeyeceğim. Üstü başı kir içinde bir tüccar, omzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Babacım şimdi bir tane adam gelmiş. Elinde bir tane çanta varmış ama çantanın içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Sürpriz. Bir tane, sadece bir tane çorba istiyormuş. Çorbayı verip çantayı alalım mı almayalım mı? Yani içinden, çantanın içinden kötü bir şey de çıkabilir. Çok iyi eşyalar da çıkabilir. Bence bir tane verelim. Bence verelim, alalım değil mi? Hı-hı. Şey gibi, sürpriz kutu açmak gibi olur yani. Bakalım ne çıkacak içinden. Belki içinden bir tane veriyoruz, 10 tane çıkıyor. Ya, o da olabilir. Ne çıkmış acaba? Ya oğlum, kedi çıkmış ya çantadan. Baba. Ya kedi çıkmış oğlum çantadan. Bir tane çorbayı boşa mı harcadık biz şimdi? Bak kediye bak 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 bak. Bak. Şarikov. Adı da oymuş, Şarikov. İstese yapacağım. Ya. Tüm hastalık ve yaralanmaların en iyi ilacı dişini sıkıp onu görmezden gelmektir. Büyük annemiz hep böyle söylerdi. Timmy sürekli sandalyesinde uyuyakalıyor. Birkaç gün dinlenmesi lazım. Oğlum ne oldu yine, bunlar açlıktan susuzluktan ölmüş, verelim yine bir şeyler hadi. Babacım kimi göndereyim ya, bunları şimdi ben gönderemem ki ya, bunlar yolda ölürler ya. Neyse, çocuğu gönderiyorum yine, inşallah çocuk ölmez Ege. Ölmez. Çocuk susuz ve yorgundu, yine de dışarıya gönderdim. A, kadın yine hastalanmış kardeş, bizim şeyimiz yok ki, ilacımız da kalmadı çocuk Ege. Çocuk da galiba. Çocuk gelmiş, çocuğun psikolojisi normale dönmüş gibi görünüyor böyle. Böyle etrafa baktığına göre. Bak bir tane maske gelmiş ama annemiz hala hasta. Bak maske bulmuş. Baba. Efendim. Maske çok işe yarıyordu galiba. Yarıyor ama bizim kadını iyileştirmemiz lazım. İlacımız da yok. Baba. Efendim. Ben bir de 15'e kadar gidiyorsa ödüyordum. Babacım 33. güne geldik. Bir aydır hayattayız. Bence iyi gidiyoruz yani. Bence de. Aa, bavul bulmuşuz yine. Tüfek yani gitmiş. Hasar görmüş tüfek. Baba. Şimdi kadına yemek ve su verelim. Her gün. Suya bir tane şey geliyor. Resim çiziyorlar değil mi duvarlara? Ben de fark ettim onu. Çocuğu göndeririz bence yine. Çocuk biraz iyi gibi babacığım. Çocuk valla 3-4 tur attı dışarıya ya. Sağ olsun. İyi ki o çocuğu yanımıza almışız değil mi babacığım? Evet. Ha, ne oldu? Hemen geri mi geldi bir anda? Baba. Efendim. Kendimi gıdıklıyorum gıdıklıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Kendimi gıdıklıyorum diyor ya. Şok edici bir buluş. Bir kere dondurma minibüsü bulduk. Aa baba. Efendim. Bir yeni bir şey gelmiş. Evet ya. Bakacağım bir dakika. Şunu bir okuyayım. Sen de bana hiç okuturmuyorsun ya, bir dakika ya. Şimdi şu kadına yemekle çorba verelim de içecek falan. O kadın hasta ve ilacımız yok. En azından kendini toparlasın. Acil anamın bize şey gelecek. Şimdi yemek. Çocuğu göndereceğiz. Bak maske verelim, harita verelim. Artık buradan kurtulmanın zamanı geldi. Maske, harita ve el feneri. Bak şimdi. Bak süper bir şey hazırladım çocuğa. Yani bu sefer bu ne şimdi? 34. gün araba resmi çıktı. Ege'cim bu çocuğu bu şekilde gönderiyorum dışarıya. Hadi bakalım. Yani bu sefer çok güzel bir şeyler bulup gelmesi lazım. Bak gaz maskesi verdim, eldiven şey verdim. Eldiven diyorum ya. Baba her şey gitti. Her şey. Baba. Efendim. Keşke o da sandalyede olacaktı da. Sandalye de aradı. Bir tane sandalye yerden onlardan bir tane kişi gelmedi. O teyze buradaki. Onun sandalyesini alıp kapalarını sandalyeye yapmış. Geldi. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Babacım kedinin tasması var ya, orada bir adres yazıyormuş. Muhtemelen sahibinin adresi. Gidip bakalım mı oraya diyorlar. Baksınlar mı? Kedinin evine gidip baksınlar mı? Bakmasınlar mı?
İyi tamam gitmeyelim boşver. Ne yapacağız ki kediyi? Salla. Oğlum kedi gelmiş masaya çıkmış. Adamın sakallarına bak. İlk yardım çantamız da yok. Ya inşallah bu çocuğu gönderdik ya. İnşallah gelirken dışarıda ilk yardım çantası bulur ya Ege. Annemiz hala hasta babacığım. Bir de iki tane getirin. Herhalde baba da hasta olacak. Değil mi baba? Evet. Evet de. Evet. Babacığım bunlara yemek su vermeyeceğim artık. Baba. Evet. Evet dedim. Yok tüfek. Bir pazarlamacı uğradı sığınağımıza. Onu kıyamet öncesi zamanlardan hatırladık. Elinde bir sürü broşür vardı ve bizi astro yurttaş denen bir şeye kaydolmaya ikna etmeye çalıştı. Ama bunu reddettik. Baba, şimdi astro yurttaş dedi. Astro yurttaş. Öyle bir şeye katıl diyormuş adam bize. O yüzden benim şarkım. Babacığım bak şimdi sana bir tane yine soru soracağım. Şimdi bir tane adam gelmiş diyor ki biraz bana yemek ve su verirseniz size devlet sırlarını söylerim diyor. Çok gizli şeyler anlatırım diyor. Ne vereyim? Su mu vereyim, yemek mi vereyim? Su. Su. Bakalım ne söyleyecek bize. Merak ettim şimdi. 37. gün. Babacım adam demiş ki vallahi bir tane Amerika'nın bir uzay istasyonu var falan filan demiş ama bunlar inanmamışlar. Erzak vermeyeceğim bunlara geç. Bugün fiziksel mutasyona uğramış biri tarafından ziyaret edildik. Adamın fazladan birkaç tane tamamen işlevsel eli çıkmış. Bu nasıl bir şey ya? Adamın değişik elleri çıkmış Ege. Baba. Evet. Bu aslında belki sudaki aslında bir. Nasıl? Bunu 7 olarak yapmışlar ama o bir şey yapmışlar. Ne yapmışlar babacığım? Bir benzerinde bir yapmışlar. Peki bu sinyal sesi geliyor. Evet. Bu ses ne? O ses nereden geldi? Bilmiyorum da baba. Oradaki baba da şey olmuş. Evet. Hasta olmuş. Baba. Babacığım şimdi öncelikle biz bu kediyi göndermedik ya senin yüzünden. Ben sana dedim ki kedinin tasmasında bir adres varmış. Gidip bakalım mı kediyi ailesine verelim mi dedim. Sen de yok dedin. Şimdi bu kediden dolayı bizim baba adam hastalanmış. Tamam mı? İlacımız da yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Ordudan da bir tane mesaj gelmiş. Onlarla buluşmaya bir kişi göndermemizi istiyorlarmış. Kimi gönderelim? Adam zaten hasta. Kadını gönderiyorum. Anneyi gönderiyorum olur mu? Kadın da hasta, ikisi de hasta. O da mı hasta? Bir dakika. Evet. Yok kadın iyileşmiş ya baksana kadın biraz daha iyi. Adama baksana sümükleri akmış bak burnuna bak. Adam çok kötü durumda. Kadını gönderelim tamam mı? Kadın biraz daha iyi. Aha kadın da mı hastalandı? Biri öksürüyor. Ne oldu sonuç ne? Buluşmaya gittik. Babacım birkaç soru sormuşlar. Biz size haber vereceğiz demişler. İş görüşmesi mi lan bu? Tam da sessiz sakinlerin kapının arkasında bir haydut var ve ellerimizi havaya... Haydutlar gelmiş ya. Haydut? Haydut evet. Evi basmışlar. Aha çocuğumuz gelmiş. Çocuğumuz gelmiş. Çocuk geldi. Ne getirmiş? El fenerini kırmış bak. Ulan ya. Galiba biz öleceğiz ama. Müziğimizin güzelliğini duyunca silahlarını indirip gözyaşları döktüler. İki tane su getirmiş babacığım. Bavulumuz gitmiş ya. Ne bu? Babacığım bavul gitmiş. El fenerini de kırmış. Gelen çocuğa şöyle yemek ve su verelim. Karnını doyursun. Babacığım kedi bir yerlerden gizlice dışarı çıkıyormuş. Kediyi takip edelim mi diyor. Edelim ya. Kedi nereye gidip geliyor? Ben de merak ettim. Ben nereden de... çıkıyor? Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Bak kedi yok şu anda. Gitmiş yine. Evet. Sharikov bizi eski bir hurdalığa götürdü. Burada sadece bir bilim insanı olduğunu iddia eden ve deneyleri için bir laboratuvara dönüştürdüğü eski bir otobüsün içinde yaşayan bir adam vardı. Ya bunlar da al hepinize vereyim al. Bitirin de kurtulalım al. Babacım kimi göndereceğiz? Bir dakika. Bunların hangisi hastaydı? Adam hala hasta. Anneyi gönderelim tamam mı? Buna ne verebiliriz? Yani bu da hastalanmasın. Gaz baba, maskesi verelim bence. Baba. Hayır. Şey ver. Neyi? Şey ver. Sadece bir tane verebiliyorum. Sadece bir tane verebiliyorum. Hadi radyoyu vereyim. Ne olacak hiç bilmiyorum. Acaba radyo burada mı çekmiyor falan? Radyoyu vereyim mi? Ama verirsem kaptırır bir de onu ya. Baba. Neyse biz maske verelim ona. Heh. Bence su ver onu. Ne yapacak ki suyu? Babacım dışarıda haydutlar var. Onu döverler suyu çalarlar ya. 42. gün. Annemiz gitti. Baba bunlar 42. güne geldi. Biz de oho bir gün geçene kadar 24 saat duruyoruz. Evet. Evet. Bir yayına bağlanmayı ve parazit sesini oldukça enerji dolu ve canlı bir spikeri dinleyebilecek kadar yok etmeyi başardık. Çok bilgili birine benziyordu ve bize bir sonraki keşif gezimizde hayatta kalmamızı kolaylaştıracak birkaç faydalı ipucu verdi. Buna bir şey vermeyeceğim. Babacım haritada bir yerler keşfetmişler. Çocuğu gönderiyorum tamam mı? Tamam. Burada ne yazıyor? Ordudan yardım gelmesini bekle diyor. Ordudan ne zaman yardım gelecek? Gelmiyor ki. Adam da hasta adam ölecek galiba. Ege hala iyileşmedi. Bence de. Kedi de gelmiş buraya. Kedi git artık şuradan ya. Valla var ya kediye niye bakıyoruz acaba? Senin yüzünden kediyi göndermedik zamanında. Göndermemek daha güzel. Etrafımızdaki kasvetli kıyamet sonrası ortama rağmen haritadaki ipuçlarını takip etmek oldukça eğlenceliydi. Erzakları paylaştırma zamanı. Vermeyeceğim ya dayanırsınız. Baba ver de oyun bitti. Hayır kapıyı kilitleyelim ya. Ne oğlum? Ver de su.
İçecekleri sen. Hayır. Oyun bitti. Ne oldu, sıkıldın mı Ege? Evet. Bu oyunu kazanmamız lazım Ege, nasıl çok sıkılırsın? Evet, 45. gün. İnşallah 50. günde bitiririz ya. Ama şu an ordudan yardım bir bekliyoruz. Bence biter artık yani. Babacım, evimize haydutlar gelmişti, tamam mı? Asma kilit astık. Asma kilitle kilitledik kapıyı. Şimdilik onları caydırmış, içeriye girememişler. Fakat asma kilidimiz de kırılmış. Bu çocuk acaba kaç gün burada hep buna böyle bakacak? Bilmiyorum ya, onun problemleri var galiba babacım. Hasta herhalde o. Böyle bakıyor sürekli. Hala böyle bakıyor. Evet, adam da bize bakıyor. Evet, bir tane kablo bulmuş kedi. O kabloyu takip ettik. Baba, herhalde yine birisi gelecek, bir şey yapacak. Vallahi dışarıda bizi dinleyen adamlar varmış. Şu an kapıya gelmişler. Dertlerini anlatmak istiyorlarmış. Onları dinlesek mi diyorlar. Dinleyelim de kapıyı açmazsınız inşallah yani. Kapının dışından dinleyin, tamam mı? 47. gün. Aa, çocuk mu geldi? Anne mi geldi? Anne yoktu. Anne geldi babacığım. Ve hastalanmamış. İyi görünüyor. Ama pek bir şey bulamamış gibi. Kimliklerini hızlıca bize gösterip devlet adına çok gizli bir görev yürüttüklerini anlattılar. Aslında bizi değil, kediyi dinliyorlarmış. Nasıl ya? Ya kedinin bir Sovyet ajanı olduğuna inanıyorlarmış. Baba, manyak mısınız lan siz? Heh. Bir de sudaki şey düzelmiş, ışık. Yok, kedinin arkasında kalıyor. Bence düzelmedi o. Kedinin arkasında olduğu için görünmüyor. Yani bir tane yemek bulmuş, iki tane de su bulmuş kadın. Kim aç, kim tok şimdi? Bitkin. Bitkin aç, yorgun. Bitkin hasta. Şuna su verelim. Şey, yemek. Baba, bence artık hep su var. Yemeğimiz çok az kaldı. Sulmuş bayağı fazla. Babacım, kapıyı açayım mı? Son 5 dakikadır biri kapıyı çalıyormuş. Açıyorum ya. Aç. Başımıza ne gelecekse gelsin artık, yeter. Bir şey gelmemiş gibi bir başımıza. Kapıyı açtık ama kimse yoktu. Haylazlar kıyametten sonra bile şaka yapmaya devam ediyor. Diyorlar. Dışarıya kim gitsin? Yani çocuk gitsin bende. Çocuk gitsin yine ya. Haritayı vereyim buna. Haritayla gitsin bari. Biz başka bence türlü de bu işi yapamayacağız. Ben tamam. Baba, 50. günde bitiyor. Ya bu adam niye iyileşmedi Ege? Ben buna hep iyi baktım. Yemek verdim, su verdim. Ne oldu bu adama? Niye iyileşmedi ya? Bir de şu kadın da hep buraya geldiğinde adama bakıyor. Nasıl adama bakıyor? Ha, hep oraya bakıyor. Evet. Ordudan yardım gelmesini bekliyor. Gelmiyor ki yardım. Yine kapıyı biri çalmış. Kapıyı açıyorum artık. Kim kapıyı çalıyorsa açıyorum. Aa, son diyor. Aa, Ege, askerler geldi galiba. Bizi kurtarmaya geldiler galiba babacığım. Sevinsene lan. Sevinsene, kurtuluyoruz ya. Başardık. Cesur ordumuz bizi kurtardı. Radyoaktif yapışkan maddeyle kaplı o şık üniformaları görünce sevinç gözyaşları döktük. Umarız bu çaresizce sürdürdüğümüz hayatta kalma mücadelemiz son bulur. Sonra o kadar çok banyoya gitmek istiyorum ki sonra şimdi bile o kadar diyorum, şimdi bile buradan kaçamayayım. Tamam, git banyonu ol. Git. Ay. Ege, hayatta kaldın diyor. İlk oynamamızda bitirdik oyunu. İnanabiliyor musun? İlk defa oynamıştık oğlum. Baba. Evet. İlk eşya almamızda. Evet. Şanslı mıydık eşyaları toplarken? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.